Aslında gündeme gelen yine bir haberden bahsetmek istiyorum. Biz Sergio Ramos ismini hep Galatasaray için konuşuyorduk Galatasaray yayınlarında. Ama son günlerde Beşiktaş'ta da adı anılmaya başladı. Beşiktaş cephesinden Ramos'a bir ilgi var mı? Ben de size sormuş olayım. Ceren, futbol plas ekranlarını izleyenler ilk haberin, ya bunu söylemek istemiyorum ama arkadaşlar, yani kusura bakmayın izleyicilerimize. Ya Fatih abi Mütevazi çakışmıyor. olamayacak bu Bunu konuda. da ver ya, yani hayır, özür diliyorum. Yani olanı söylüyorum. Bakın hani geçmişte arkadaşlar, biz yok biliyorduk, yok işte vesaire. Yani haberi ilk yazdıysak biz söylüyoruz. Başkası yazdıysa onu şey yapıyoruz. Ramos da Beşiktaş'ın hamle yaptığını arayın. Ta işte yayınlarımız orada duruyor. İki şey söyledim. Birincisi, Ceyhun Kazancı ile yaptığım bir görüşme vardı daha görevdeyken. Ya dedim, Ramos boşta, hani hiç ilgilenmediniz mi, sormadınız mı diye sordum da Mayıs 15 gibi konuştuk abisiyle dedi. Ama dedi işte Türkiye'de oynamayı düşünmüyor. Başka planları var. Oralara bakacak dedi. Biz de teşekkür ettik. Çekildik dedi. Sonra araya tabii şeyler oldu. Galatasaray devreye girdi. Galatasaray da istedi. Birçok yerde yazıldı. Yeni sıcak gelişmeler olurken yine burada ilk bir bilgi paylaştım. Kulüp tarafından da yalanlanmadığı için paylaşmak istiyorum. Yani sonuçta ben %100 reserve ve benim haberimden sonra ortalık Beşiktaş adına bir yangın yerine çevrildi. Konu da şu, benim bir arkadaşım var İspanya'da, gazeteci. Avrupa Şampiyonası'nda tanışmıştık. Arkadaşımla konuşurken dedi ki, ya dedi, Ramos'la Türkiye'den ilgi var dedi. Yani sizinkiler gibi ifade kullandı. Dedim Galatasaray ilgisi var. Yok yok dedi, Galatasaray var zaten, o biliniyor ama dedi, Beşiktaş'ın da dedi bir ilgisi olmuş falan dedi. Dedim bana, dedim hani geçmişte olmuştu 1,5 ay, 2,5 ay önce, ama yeni bir ilgi dedim ben duymadım. Yani Beşiktaş 7-8 milyon euro bonservisine de oyuncunun da Türkiye'ye o dönem soğuk baktığını biliyorum dedim. Ama 2,5 ayda çok şey değişebilir tabii. Yani Amerika'ya gidemediniz, 2,5 ay önce gitmek istiyordunuz. İngiltere'ye gitmek istiyordunuz, teklif gelmedi. İtalya'ya baktınız, olmadı. Suudi Arabistan'dan da belki gitmek istemediniz. Ortada yeni kartlar karılıyor. Yani 2,5 ay önceki şartlarla, şimdi Ağustos ayını, Mayıs ayını şartlarıyla Ağustos ayını şartları bir değil. O zaman ne yaparsınız? Yeni gelen teklifleri değerlendirirsiniz. Şimdi bu da çok önemli. Ve bir gün, bir hafta önce ben de bu bilgiyle, ya dedim Beşiktaş Ramos'a ilgi duymuş dedim, bir sormuşlar vesaire. Nereden duydun dediler bu bilgiyi. Dedim ki ya böyle böyle, arkadaşın ismini verdim. Bu gazeteci telefonunu verdim. İstiyorsan arayın sorun. Yani dedim böyle böyle söylüyor. Yani yeni bir bilgiden bahsediyor. 2,5 ay öncesinden değil dedim. Onun üzerine şu bilgi ulaştı bana. Dediler ki başkan, öğrendiğim bilgi, başkan demiş ki, yani bilgiyi doğruladı Beşiktaş tarafı da. Ya şu Ramos ne yapıyor? Bir daha sorun bakalım. Yani ne yapıyor? Fiyatı nedir? Türkiye'ye tekrar gelmeye sıcak bakıyor mu? Bakmıyor mu? Başkan bir yoklama çektirmiş. Şimdi bu yoklama çektirince de tekrar abisini arayınca orada tabii yeni bir tablo oluşmuş. Yani sanki Ramos, yani iyi teklifler olursa tekliflere açığız, İstanbul teklifi gibi bir mevzuya da dönmüş. Böyle bir süreç. Ha şunu bilemem. Başkan Ahmet Nur Çebi Ramos'u sorarken, özellikle böyle lider bir stoper arayışı sürerken, gerçekten bir oyuncu transfer etmek için mi, yoksa Galatasaray Halil meselesi ve bu birçok transferde karşılarına çıkmasından dolayı bir karşı atak gibi mi, ortalığı bulandırmak için mi, onu bilemiyorum. Yani o beni aşan bir şey. Yani onu bilemem ki insanların niyetini. Ama bu vaka doğru ve ben bu vakayı arkadaşıma da ilettim. Beşiktaş kulübü de hala bu bilgileri yayınlamadı. Ben de bunu ilk kez Futbol Plus ekranlarında anlattım. Yani süreç bu merkezde duruyor. Yani şimdi o kadar gizli yürütülüyor ki, şimdi Raşika meselesi de böyleydi. Başka şeyler olabilir tabii işin içinde. Ama mücadelenin seviyesi ve ağırlığı bozmak için mi, almak için mi bilemiyorum. Yani geçen sene de işte Beşiktaş şeyle görüşürken, Rozier'le görüşürken, Gezal'la görüşürken Galatasaray'da talip olmuştu, hatırlayın. Sonra Beşiktaş o transferleri bitirip almıştı. Şimdi de Galatasaray'a ben yakın olduğunu hep söylemiştim. Galatasaray çok yaklaştı, teklifler veriliyor demiştim. Ama Beşiktaş'ın oyunda olduğunu, ama ne niyetli olduğunu bilmiyorum. Belki kopartır alır gelir. Belki ortamı gerer, fiyat yükseltir. Onlar bizi bilemeyeceğim şeyler, ama süreç takipteyiz. O yüzden her an her şey bu ülkede olabilir. O yüzden Evet. bunları da paylaşmak isterim.
Peki o zaman yayınımızın böyle sonuna doğru gelirken sizin ekstra söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir bilgi var mı? Var şafak operasyonu demiş. Sabahın altısında Beşiktaş bir paylaşım yapmış. Yani resmi kanaldan Raşika 2 de geldi. O yüzden Raşika'nın gece operasyonu Raşika'nın 2. Uçak operasyonu. Onu da bir gün Emre Koca'da yayın alırız. Anlatmak isterse anlatır. Ama şafak operasyonu gazeteci arkadaşlarımız için de düşünülmesi gereken, fikri takip, haber takibi yapılması gereken bir konu. Beni yeniden sahaya indirdiniz bu haber konusunda. Bu kadar yoğun bakmıyordum işlere. Daha çok yorumlayıp geçiyordum. Ama sabah operasyonu başka bir operasyon benziyor. Oradan bir şeyler çıkabilir. Bildiğim bir takım şeyler var ama çok fazla girmek istemiyorum. Yeni kapatınca konuşuruz ha. Yok. Konuşmayalım. Şaka yapıyorum. Konuşmayalım ama meslektaşlarımız merak etmeyin. İzliyorlar. Şimdi birazdan tweet atarlar. Şafak operasyonunda çok Fatih, yani kendileri biliyormuş gibi yazarlar. Yazsınlar, canları sağ olsun. Önemli değil ama süreçler böyle gelişiyor. Bir de Chamberlain konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Chamberlain konusundaki daha önceki yayınlarımızda da hep o riskin olduğunu, kaygıların olduğunu ifade etmiştim. Riskli bir transfer demiştim ama oyuncu ile ilgili son sağlık raporlarını aldıktan sonra, öğrendikten sonra fikrim biraz daha pozitife doğru kaydı. Neden kaydı? Çünkü Lianco'ya 4 yıl içerisinde anlaşma sürecinde mutlaka bu sakatlık yaşar diyen, rapor veren sağlık ekibi ve onu gönderen kararın arkasında duran sağlık ekibi bugün iyiciğine her yerine baktıkları Chamberlain'e sağlam raporu verdiler. Sorun yok dediler. Ben de buna dayanarak şunu söylüyorum. İngiliz milli takımda 27-28 kez milli oynamış. Arsenal'da kanatta yıldızlaşmış. Liverpool'da 8 numarada Klopp'la yıldızlaşmış. Patlama gücü yüksek, atletik yapısı kuvvetli oyuncunun sanki bir başarı hikayesini yeniden ikinci baharını burada yaşayacakmış gibi his oluştu. Delali, evet Delali fiziksel değil zihinsel sıkıntısı vardı. Ama bu oyuncu da geldiği günden beri hem takıma sordum hem transfer süreçlerini iyi inceledim. Ailesiyle davranışlarını sorguladım. Menajer Ceylan Çalışkan'la özellikle konuştum. Nasıl, ne istiyor, ne bekliyor, ne hayal ediyor. Çok hırslı olduğunu ve bir şeyleri ispat etmek, bir şeyleri yeniden göstermek istediği bilgisini aldım. O yüzden sanki Chamberlain, Beşiktaş'ta yeni bir başarı hikayesi, ikinci bahar yaşayacak gibi geliyor. İnşallah.